بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المعرف بأداة التعريف المعرف معرفة أولا اسم دام باصة أما معرفة بأداة التعريف يعني yani بآلة التعريف أداة آلة ما جاليور تعريف آلة معرفة olan. Şimdi tarif aleti yani o edat hangisidir? burada ihtilaf var? <laughs> yani e, en e, yani mesela şimdekini o neydi ismi önce okuduğumuz kitaplardan mesela Şarukat'ın ne de oradakini söyleyeyim. Sibevhi ve Halil'e göre edat tarif elif lam beraberdir. Elif lam ikisi beraber edat tariftir. Ama Sibevhi'ye göre o Elif lamdaki o hemze baştaki hemze vasıldır. Hayla göre hemze katatır. Ondan sonra ahfaşa göre lamdır. Lam tek başına tariftir. <laughs> Müberde göre de hemze tek başına edatı tariftir. El harfu ta'rifin evil lamu fakat fenamatun arrafta kul fihin namat. El yani bu elif lam bu harfu ta'rifin harfi ta'rif'tir. Yani ikisi beraber yani ha. Elif, lam bu ikisi beraber harf ta'rif'tir. Bu sebebi o hayırla göre. Evil lam muvvetu lam tek başınadır fakat tek başına harf ta'rif'tir. Bu da e, şeye göre o bizim anlattığımıza göre Ekfaş'ın görüşüdür. Ama sebebi de böyle bir görüşte var. tek başına dediği görüşte var. <laughs> böyle ihtilaf var yani. Tabi müberde, müberde diyor hemzedir onun görüşünü belirtmemiş burada. İşte de tarif hakkında böyle ihtilaf var. Mesela örnek üzerine konuşursak, Mesela nematun, nemat bu deve üzerindeki tahtrevanın üzerine atılan o örtüye, o elbiseye dinliyor. Nemat mesela e, işleri aynı işi yapan bir topluluğa da dinliyor. Nemat, nemat e, bir çeşit halı da halıya da nemat dinliyor. Böyle farklı manalara geliyor. Mesela nemat arrafta o namatın sıfatı ve de harika onun arrafta onu marife yaptın namat. Yani arraftahu. Kendisini marife yaptın bu namat. Eğer o maksat onun marife yaparsın. Yani hine arrafta. Onun marife yaptığın zaman kul fihi o namat hakkında de ki en namatu. A bu şekilde söyleyin ya. Onu marife yapmak istediğin zaman elif, lam ikisini berber getir. En Böyle söyleyin ya. Evet. الخامس من المعارف el ma'arif ma'rifelerden 5'incisi el mu'arrafu bi ta'rif. Ta'rif edatıyla ma'rife olan bu da ma'rifelerin 5'incisi ve son kısmıdır. Ey bi alatihi bu edatın tarifini yaptı. Edat ne demek? Yani alet manasına geliyor. Tarif aleti. El bi cümletiha. Bu eliflam bi cümlete tümüyle yani el hemze ve lam tümüyle bütünüyle hel hiye harfu tarifin o bütünüyle acaba harf tariftir o ev illa fakat, yoksa lam tek başına mıdır yani bu elif ve lam her ikisi bir cümlete bütünüyle e, hel hiye harf tarifin acaba edat tarif o e, bütünüyle elif lam ta, harf tariftir yoksa ev illa fakat, yoksa lam tek başına mı sadece lam mı harf tariftir bu konuda فيه خلاف يعني في جواب هذا الاستفهام خلاف بصور من جواب اختلاف فار أدت. فالخليل على الأول إمام خليل الافلام ألف إكس باردر هذا التعريف و... ورجحه المصنف المصنف ترجيت مش ألف في شرح الكافية والتسهيل كافية بدأ تسهيل الشرح هذا ده ألف لام o, tercih etmiş. O zaman fel hemzetu hemzetu kat'in oradaki hemze de hemze katadır şeye göre. O, İmam Khalil'e hemze katadır Hemze katadır ama hemze vasıl muamelesi görüyor. E, istemalden dolayı. O ve sibevahi vel cumhuru ise sibevahi ve cumhur bunlar ise kemakal ebul beka fişeril tekmileti ebul beka adındaki alim Şerhut Tekmile adlı kitapta dediği gibi Sibeu ve Cumhur ise şu görüşü tercih etmişler. Alethani. Onlar ikinci görüş üzerinedirler. İkinci görüş yani lam tek başına harfe harfi tariftir. Lam tek başına. Sibeu ve Cumhur'un görüşü diyor, Lam tek başına harfi tariftir. O zaman onlara göre lam tek başına ise hemze ne de var? Diyor fel hemze tu o hemze, hemze vasıl o ujtulibet ujtulibet ji biha getirildi lin nutqi bis sakin ile telaffuzu yapabilmek için yani li tavassuli ila nutki bis ha sakinle ile telaffuz yapabilmek için çünkü lam lam tarif abu lam tarif sakindir e direkt mesela bu lam olsaydı kelime kelimeye direkt başlayamıyorduk işte kelimeye direkt başlamak mümkün olsun diye ne yaptık e, bu e, hemze e, başa getirdik yani ha o telaffuz mümkün olsun diye bu hemze e, başa getirilmiş el ibtida bi's-sakin mümkün olsun diye bu hemze gitmiş ve bu hemze hemze-i e, vasıldır yani ha evet ve jazmü'l-musannif fi fasl-i ziyadeti hemzet-i vasl bi enne hemzet-i el vasl yuş'ilu bi tercihi li hadzal kavli. Abu Cezm müftuladır. Sonrasa gelen bu yuş'ilu cümlesi o cezm için haberdir. Ve cezmul Musanifi. Cezm yani kesin hüküm vermesi. Cezmul Musanifi. Musannifin kesin hüküm vermesi fi fasli şu fasla ziyadeti hemzetil vasl. Hemze-i vaslın ziyade edilmesi konusunda kesin hüküm vermesi. Nasıl kesin hüküm vermiş? Demiş ki bi enne hemzete el o el takısındaki o hemze demiş vaslun. O hemzeyi vasıldır. Abuna bu konuda böyle kesin hüküm vermesi o hemze hemze vasıldır demesi yuşiru bildiriyor bir tercihihi. Yuşiden yuhbir ve yani yu bildiriyor bir tercihihi. Demek ki musanif tercih etmiş. Lihazel kavli o da bu kavli tercih etmiş. Yani hangi kavl? Yani Sibavehi bir de Cumhur'un bu kavlini tercih etmiş. Hemze, hemze vasıldır. Ondan sonra e, el iptidav bis sakini mümkün olsun diye getirilmiş. edad tarif orlamdır. Yani Sibavehi ve Cumhur'un bu görüşün tercih ettiğini bildiriyor. Evet. Ve li kavlun için başka bir kavl daha vardır. Onun başka bir görüşü daha da var. Nedir o görüşü? İnneha bi cümletiha harfu tarifin. İnneha o eliflam. O edatü tarif. O el taksı bi cümletiha. Tümüyle yani bütünüyle harfu tarifin. Tarif -a -a harfidir. Yani el taksı hemze ve lam. İkisi beraber tarif harfidir. O vel elifu zaidetun. O eliften hemze. O başta el taksı o hemze ise o da zaidedir yani ha. Zaidedir hemzeyi vasıldır. Ama ikisi beraber ya tariftir. Sibö'nün böyle bir görüşü de var. Zaten e, Beyti izah ederken e, bu görüşünü bel belirtmiştik. Demiştik hem Sibö'yi hem de Halil'e göre edat tarif el taksıdır. El taksı. Elif lam bütünü o edat tariftir. Ama aralardaki fark nedir? Sibö'yi diyor o hemze baştaki hemze hemze vasıldır. Zaydedir. Ama e, Halil ise diyor ki o baştaki hemze, hemze-i vasıl değildir. O hemze, e, hemze-i kat'atır. Ondan sonra ekveşin görüşü ise o diyor lamdır. Müberdin görüşü ise diyor hemzedir yani. Burada o detaya girmemiş. Fennematun Mesela bu namat kelimesiyim. arrafta. O sıfatı ki arrafta. Tarif ettin, marife yaptın bu namat. Ey aratta tarifehu. Marifeliğini kastettin bu namat. Kul fihi onda de ki en Nematu onda böyle söyle yani, yani, yani marife yapmak istesen onu bu şekilde marife yap. Nemat nedir? Ve huve bir elbisedir. Yutrahu atılıyor alal hevdeci. Hevdeci üzerine atılan elbise denilir. Hevdeci bu e, deve üzerindeki tahtı revana denilir. A, o devenin üzerindeki o tahtı revanın e, üzerine atılan elbiseye namat deniliyor. Vel cem'u enmatun. Namatun cem'i mat gelir. Aynı sebebun esbabun gibi. Namatun enmatun sebebun esbabun gibi yani ya. Farklı manalara da geliyor namat. Namat bir çeşit halı da manasına geliyor. Mesela i̇bn Akıl da onu söylüyordu bir çeşit halı. Bir de şunu da söylüyordu. Aynı işi yapan bir topluluk, insan topluluğuna da namat deniliyor yani. Ha. Ya. Evet. Şimdi bu e, eliflam, eliflam-ı tarif hangi manalara geliyor ondan bahsedelim. Ve bil kim? Enne el, bu elifem takısı, yekunu oluyor li istigraki efradil cins. biz cinsin bütün fertlerini kapsamak için geliyor. Tabi in halle yani in vaka'a eğer bulunursa mehalla o eliflamın yerine kullun. Eğer onun yerine bıraksak o ala sebilil hakikati yani gerçek anlamda kullu bıraksak mana bozulmuyorsa mana gerçek anlam üzerine hala kalıyorsa o zaman orada eliflam eee listeraki cemil ifrad içindir. Mesela diyor ki innel insane le fi husr illa allazina amanu ila akhir. İnnel insane mesela yani insanın bütün fertleri yani ha. İşte burada eliflam yerine mesela kullu getir. Yani inne kullel insane le fi husr illa allazina amanu. Bu orada eliflam yerine kullu getirdiğimiz zaman eğer mana Harada hakiki manası üzerine ise, mecaz anlamak kaçmıyorsa, o zaman bu nedir? Bu eliflam li istıraki efratil cins. Bu, insan cinsinin fertlerini kapsamak içindir, bu eliflam. Bir de, vel istıraki demiş, o hemze elif, elif yanlıştır. Ve li istıraki, bir de li istıraki sıfatil efrad. Bir de o fertlerin sıfatlarının da hepsini e, e, kapsamak için de geliyor. Bu da in halle eğer in vaka bulunursa ala sebil mecaz, mecaz anlamda olsa onun sıfatını barındırıyor. Mesela örneğin diyorsun ki en terraculu en yani en şu anlamda yani yani en te camiun li cemi sıfatı rical yani ne kadar adam varsa bütün hepsinin sıfatını kendine barındıransın. Yani en te kullu anlamında en te racu en kullu raculi. Eliflem kaldır mesela onun yerine kulü getir. Ente racül ente kullur racül. Sen bütün adam varsın. İşte bak burada mesela gerçek anlam değil. Bak bu ala sebilil hakikati değil. Bu gerçek anlamda değil. Sen bütün adamlar nasıl olacaksın? Bu ala sebilil mecaz yani ha. Mecaz anlamda sen bütün adam varsın. ne kadar adam varsa onlardaki o güzel huyları neler varsa sen o güzel huyları kendinde barındıran bir adamsın anlamında. E böylelikle sanki bütün adamlar olmuş oluyorsun ha. Çünkü bütün adamların güzel huylarını kendinde barındırdığın için bütün adamlar olmuş gibi oluyorsun. İşte bak mecaz anlamda enter racul en ente kullu racul dediğimiz zaman bu mecaz anlamdır. Bu ala sebil mecaz o bütün fertlerin sıfatlarını hepsini e, kuşatmak için duvel Elif Eliflam başka ne için geliyor? Eliflam veli beyanil hakikati bir şeyin hakikatini beyan etmek için geliyor. Ee, bir şeyin hakikatini. Mesela e, 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 Er-Racülü Mer'eti mesela. O racül hakikati beyan ediyoruz. Mer'et hakikatinden daha e, e, şeydir. Hayırlıdır diyoruz mesela. Tabi insaniyeti bakımından her ikisi eşit seviyede ol, olsa bile bazı hususiyetler itibariyle racul mahiyeti mer'et mahiyetinden daha e, hayırlıdır. Daha üstündür. Eliflam işte orada o hakikati benziyor. O racul hakikati yani ya. Yani er, yani, raculu yani, yani yani hakikatu raculi hayru min hakikati mereti anlamında. İn uşire biha o eliflamla işaret ediliyorsa ve bi mashubi yani bi madhuliha bi eliflamın dahil olduğu şey. Yani er racul. O racul ile eliflam eğer bunlarla işaret ediliyorsa ilel mahiyeti. Mahiyetin yani bir şeyin özüne bir şeyin hakikatine ıı, ıı, işaret ediliyorsa o zaman e, o eliflam li beyanil hakikati diyoruz. Min haytu hiye, min haytu o mahiyet, hiye, yani o mahiyet, mahiyet o zat yani ya. O mahiyet, o, o, o mahiyet kendisidir, yani o za, mahiyet olması hasebiyle, o itibarla e, mesela eğer ki o hakketi ben ediyorsa, o zatı ben ediyorsa o zaman eliflam li, li Yani değil ki hani bazı fertler ve de bütün fertler itibarıyla من حيث هي هي من حيث الماهية مهيت هي ماهية تندر أو ماهية صرف ماهية المهيت... المصحة سبيلا يعني ألف لام وردا بلبن حقتدر يوسا أو ألف لام دي يعني بعض فتر كابسور ودا بتن فتر كابسور أو 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 حيثية تدير يعني بعضا دا ألف لتعريف العهد طب أحد خارجي أحد خارجي يعني خارجتان بلنان أحد بلنان eşşeyil ma'hud yani haricen, haricen bilinen bu elif ahmi ahdi harici üç kısma ayrılıyor. E, ya zihnidir, ya huduru de zikidir. Ahdi zihni, ahdi huduri, ahdi zikri. Evet, tarif ta'rifil ahdi zihniyi vel huduriyi ve zikriyi. Evlem ahdi haric, ya zih ahdi zihnidir, ya ahdi huduridir ya da ahdi zikridir. Ahdi zihni yani o şey ki senle muhatabın biliyorsunuz muhatabın zihninde o şey var. Mesela ce el kadi dediğin zaman senle muhatabın ikiniz de biliyorsunuz hangi kadıdan bahsettiğinizi. O bilinen hani kadı yani ya. Mesela talaati şemsu dediğin zaman talaati şemsu hangi şemsir biliyoruz yani ya. Sen de muhatabına ikiniz de biliyorsunuz hangi şemsen bahsettiğimizi. O, 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 güneş doğdu. İşte o eşşemsu geliyor. Ahad-ı zihnidir. Bir de ahd huduri var, ahd-i huduri. Mesela diyor ya ayette, El yawme ekmeltu lakum dinakum. Mesela el yawme ekmeltu lakum dinakum. El yawme yani el yawme el hadir. A, bu hazır olan gün. Yani o Arafa günü kastediliyor. İşte or, el yawme diyor eliflam. Eliflam ahd huduridir. Veya da başa bir yöne mesela versek, mesela, mesela yanında bir tane adam hazırdır. Ona diyorsun, o yandaki hazır kişi kastediyorsun. Ma balur racul la Bu adamın eee e, e, bu adam niye konuşmuyor yani? Bu bunun nesi var? Ma balur racul la mesela. İşte ma balur racul er Abu Hazur olan adam kastediyor yani ha. Er raculul hadir yani. O bir de ahde zikri var. Ahde bir isim mesela, önceden neki olası gidiyor. Hemen sonrası aynı isim eliflamlı geliyor. Buna ehad zikri diyoruz yani. Ya. Onun zikri öncesinde neki olarak geçmiş. Mesela örnek verecek olsak Ra'itu ve mesela. Bir adam gördüm ve ona ikram ettim. bak. önce neki olarak, neki Sonra er racule. olarak gelmiş. Ayşe bu er eliflem. diye eliflam. Eliflam ahdi yani ya. Ve de başa bir örnek verirse, vermek istersen. Mesela dersin ki. İşte ra'itu felesen. Sümme bi'tül felesen. Bu el feras önceden ferasen nekir geçmişti yani. He. Ona ahdi zikri diyoruz yani. Mesela fi züccace ez İşte orada elif falan ahdi zikridir yani. Evet. Ve Bu kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.